Antes de papá. Bir varmış bir yokmuş. Bir baba kurt ailesine yiyecek bulmak için ormanda avlanmaya çıkmış. Birden bir ses duymuş, etrafına bakınmış ve çalıların arasında esmer küçücük bir bebek görmüş. Bu bir insan yavrusu demiş kurt şaşkınlık içinde. Bebeği incitmeden kendi yuvasına götürmüş. Uzaktan olanları izleyen kaplan Şerkan, kurdun bebeği götürdüğünü görünce çok sinirlenmiş. Çünkü bebeği insanlardan çalan oymuş. Anne kurt ve yavrular da bu küçük bebeği çok sevmişler. Bundan sonra onu Mogli diye çağıracağız demiş anne kurt. Mogli o günden sonra ormanda kurt kardeşleriyle birlikte yaşamaya başlamış. Anne kurt ona kendi yavruları kadar iyi bakmış. Mogli kısa zamanda ormandaki bütün hayvanlarla dost olmuş. Onlarla oyun oynuyor, sarmaşıklara asılıyor ve ormanı tanıyormuş. Kaplan Şerkan'sa hep uzaktan Mogli'yi izliyormuş. Onu yalnız yakalamak ve kaçırmak için fırsat kolluyormuş. Bir gün kurtların en bilgesi olan Akila, ayı Balu ve siyah panter Bagheera bir araya gelmişler. Mogli hakkında konuşmaya başlamışlar. İnsan yavruları çok akıllıdır. Onu bir orman çocuğu gibi yetiştirelim. Balu ve Bagheera, siz onu koruyacak ve orman kurallarını öğreteceksiniz demiş Akila. Yıllar çabucak geçmiş. Ayı Balu yeni öğrencisiyle çok ilgileniyormuş. Ona ceviz ve bal aramak için ağaca nasıl tırmanacağını öğretiyormuş. Mogli Balu'nun öğütlerini can kulağıyla dinliyormuş. Her gün biraz daha yüksek dallara çıkıyor ve karnını doyuruyormuş. Balu, Mogli'ye ormandaki sesleri nasıl tanıyacağını da öğretmiş. Balu öğrencisiyle gurur duyuyormuş. Mogli çok iyi koşuyor ve çok iyi yüzüyormuş. Bagheera da Mogli'ye insanların hayvanlar için kurdukları tuzakları nasıl fark edeceğini ve bu tuzaklardan nasıl kurtulabileceğini öğretmiş. Bir gün yavru kurt bu tuzaklardan birine düşmüş. Kaplan Şerkan, insanların kurduğu tuzağa yakalanan yavru kurdu avlayıp öğle yemeği yapmak istemiş. Fakat kaplandan önce davranan Mogli, yavru kurdu tuzaktan çekip kurtarmış. Kaplan Şerkan bir kez daha kaybetmiş. Balu, Mogli'ye ormanda başı derde girdiği zaman kullanacağı sihirli kelimeleri öğretmiş. Mogli sihirli kelimeleri kısa zamanda öğrenmiş. Mogli artık ormandaki hiçbir hayvandan zarar görmeyecekmiş. Mogli'yi tek başına yakalayamayacağını anlayan Kaplan Şerkan, bu kez ormanın en tehlikeli hayvanları banderlokların yanına gitmiş. Onlara Mogli'yi anlatmış. Mogli eğer tüm bildiklerini bize de anlatırsa ormanın en bilgili hayvanları biz oluruz. Bir gün Mogli yaklaşan bir fırtınaya karşı kendine sığınak hazırlıyormuş. Banderloklar onu uzaktan izliyormuş. Bir fırsat bulup onu kaçırmaya karar vermişler. Güneş batarken Mogli İki maymun tarafından kaçırılarak ormanın çok sık olduğu tepelerden birine götürülmüş. Küçük çocuk kendini banderloklarla dolu bir yerde bulmuş. Mogli maymunlar tarafından kaçırıldığını anladığında kendi kendine düşünmeye başlamış. Kaçırıldığını Balu ve Bagheera'ya haber vermeliymiş. Bu sırada gökyüzünde uçan akbaba Çiğli fark etmiş. Aklına Balu'nun kendisine öğrettiği sihirli kelimeler gelmiş. Biz seninle aynı kandanız. Sen ve ben. Akbaba Çiğil bunları duyunca Mogli'nin yabancı olmadığını ve başının dertte olduğunu hemen anlamış. Ben küçük insan Mogli'yim. Balu ve Bagheera'ya kaçırıldığımı iletir misin? Akbaba Çiğil tabii hemen kardeşim diyerek
Mowgli'nin arkadaşlarına haber vermek için yola koyulmuş. Bandarloklar Mowgli'yi maymunlar şehri olan soğuk inlerine götürmüşler. Burası ormanın derinliklerinde insanların yıllar önce terk ettiği bir yermiş. Mowgli kaçmaya çalıştıysa da sayıları çok fazla olan bandarloklar onu yakalamış. Mowgli'nin kaçırıldığını öğrenen Baloo ve Bagheera, Mowgli'yi kurtarmak için dev yılan Ka'dan yardım istemiş. Baloo, Bagheera ve Ka, maymunlar şehrine gelerek büyük bir heykelin arkasına saklanmışlar. Buradan Mowgli'yi ve çevresindeki yüzlerce maymunu görebiliyorlarmış. Mowgli'yi oradan kaçırmak için en uygun anı beklemeye başlamışlar. Ka birden, "Şimdi tam zamanı, hadi!" demiş. Bagheera, maymunları yakalamak için sessizce ilerlemiş. Sonra da Mowgli'nin etrafındaki maymunlara güçlü pençeleriyle vurmaya başlamış. Bandarloklar korkuyla çığlık atarak kaçmışlar. Maymunlardan biri bağırarak yardım çağırmış. Bir anda Bagheera'nın etrafına daha çok maymun toplanmış. Diğer maymunlar da Mowgli'yi yakalayıp onu duvarlarla çevrili bir yere kapatmışlar. Mowgli maymunlarla boğuşan Bagheera'nın sesini duyuyormuş. Mowgli'nin aklına şehrin yıkıntıları arasındaki su deposu gelmiş. Maymunların sudan korktuğunu biliyormuş. Bagheera, suya koş ve içine atla. Bagheera doğru su dolu depoya koşup içine atlamış. Baloo da aynı anda maymunlar tarafından saldırıya uğramış, boğuşmaya başlamışlar. Baloo kendini korumak için ön pençeleriyle bandarloklara vuruyormuş. Zavallı Baloo maymunlara karşı tüm gücüyle mücadele ediyormuş. Fakat bandarloklar çok kalabalıklarmış ve Baloo'nun hepsiyle baş etmesi imkansızmış. Bagheera ise yardım edemediği için üzülüyor, çaresizlik içinde su deposundan arkadaşlarına bakıyormuş. Baloo maymunlarla boğuşurken Ka birden ortaya çıkmış. Ka bandarlokların ortasına atılarak kuyruğuyla onlara vurmaya başlayınca maymunlar korkuyla kaçmışlar. Maymunlar eskiden beri Ka'dan çok korkarlarmış. Hiçbiri onun karşısına çıkmaya cesaret edemezmiş. Bandarloklar ormanın derinliklerine doğru kaçmaya başlayınca Baloo rahat bir nefes almış. Ka ağzını açıp üflediğinde bütün maymunlar oldukları yerde kala kalmışlar. Hiçbirinin sesi duyulmaz olmuş. Ortalığı derin bir sessizlik kaplamış. Bagheera bundan faydalanarak sudan çıkmış. Mowgli kapatıldığı kuleden bağırmış. Buradayım! Kulenin içinde hapis kaldım! Ka güçlü kuyruğunu savurarak kulenin duvarlarını yıkmayı başarmış. Duvarlar bir anda yıkılınca serbest kalan Mowgli kendini dışarı atmış. Baloo şefkatle ona sarılmış. İyi misin Mowgli? Evet iyiyim. Sadece aç ve yorgunum. Beni kurtarmak için kendinizi tehlikeye attınız. Hepinize çok teşekkür ederim. Mowgli Ka'yı yanında görünce çok sevinmiş. Sana hayatımı borçluyum Ka. Teşekkür ederim. Mowgli, Baloo ve Bagheera Ka ile vedalaşarak yaşadıkları yere doğru yola çıkmışlar. Kaplan Şerkan ise böyle güçlü ve sadık dostları olan Mowgli'ye bir zarar veremeyeceğini anlamış ve bir daha geri dönmemek üzere ormanın derinliklerine doğru uzaklaşmış. Aradan uzun zaman geçmiş ve Mowgli artık büyümüş, genç bir delikanlı olmuş. Bir gün İnsanların yaşadığı bir köyün yakınlarına gitmiş. Orada bir kadınla karşılaşmış. Kadın Mowgli'yi hemen tanımış. Onun yıllar önce bir kaplan tarafından kaçırılan oğlu olduğunu anlamış. Yanında duran çocuğu Mowgli'nin kucağına vermiş. Bu çocuk Mowgli'nin küçüklüğüne çok benziyormuş. Mowgli bir an şaşırmış. Sonra çocuğun kardeşi, kadının da annesi olduğunu anlamış. Baloo, Bagheera ve Ka bir kenarda onları izliyorlarmış. Artık senin yerin ailenin yanı Mowgli. Ne zaman bize ihtiyacın olursa sihirli kelimeleri biliyorsun. Sen bizim kardeşimizsin. Seni sevdiğimizi unutma. Hoşça kal sevgili Mowgli. Sadık arkadaşları Mowgli ile vedalaşmış.
Mowgli ailesiyle birlikte mutlu günler geçirmiş ama hiçbir zaman onu büyüten ormandaki ailesini unutmamış. Adise Baba. Adise Baba. Bir varmış bir yokmuş. İnsanların girmediği, yalnızca hayvanların yaşadığı bir orman varmış. Ormandaki hayvanlar birbirlerinden farklı olsa da hepsi barış içinde yaşamlarını sürdürürlermiş. Hepsinin farklı özellikleri varmış. Maymun çok yaramazmış mesela. Sincap çok ürkek. Aslan cesur. Ceylan çok hızlı. Kaplumbağa yavaş. Tilki kurnaz. Arılar çok çalışkanmış. Ormandaki hayvanların anlaşamadığı tek bir hayvan varmış. O da kendini beğenmiş kibirli bir kargaymış. Karga yemeğini paylaşmayı sevmezmiş. Hatta bazen diğer hayvanların yemeklerini bile kapıp kaçarmış. Tüm hayvanlar bu bencil kargaya bir ders verilmesi gerektiğini konuşmaya başlamışlar. Tilki içlerinde en kurnaz olduğu için hemen atılmış. Siz o işi bana bırakın. Kendini beğenmiş kargaya öyle bir numara yapacağım ki bir daha kibirli kibirli etrafta dolanamayacak. Bir gün karga şehre yiyecek aramaya gitmiş. Bir süre sonra ağzında kocaman bir peynir parçasıyla ormana geri dönmüş. Bir ağacın dalına konmuş. Uzaktan onu izleyen tilki karganın ağzındaki yiyeceği kapmaya karar vermiş. Karganın konduğu dalın altına gelmiş. Karga da bu sırada peyniri ağacın dalına bırakmış. Ufak ufak didiklemeye başlamış. Merhaba karga kardeş. Ne yiyorsun sorabilir miyim? İlk kez böyle bir yiyecek görüyorum da. Aa, buna peynir derler. İnsanlar yiyor. Tadını çok merak ettim. Peynirini benimle paylaşır mısın? Aa, asla olmaz. Ben onu ne kadar uzaktan taşıdım sen biliyor musun? Ne var yani? Ben de bir gün seninle yemeğimi paylaşırım ödeşiriz. Senin kötü yemeklerini ne yapayım ben? Bu peynir çok özel bir yiyecek. Her zaman bulamam. Tilki ne yaptıysa ne söylediyse kargayı ikna edememiş. Tilki kurnazmış ama karga da çok akıllı bir hayvanmış. Tilki bu kez başka bir plan kurmuş kafasında. Aman tamam canım. Peynirin senin olsun. Tek başına ye. Ama hiç olmazsa yanına gelip yakından bir göreyim. Şu bir türlü paylaşmak istemediğin peyniri. Tilki ağaca çıkmaya yeltenince karga panikle peyniri ağzına almış ve uçup başka bir dala konmuş. Tilki bu kez de karganın konduğu diğer ağacın altına gitmiş. Ama karganın peyniri ağzından bırakmaya hiç niyeti yokmuş. Tilki biraz düşünmüş ve aklına yeni bir kurnazlık gelmiş. Bu karganın en önemli özelliği nedir? Kendini beğenmiş ve kibirli olması. O zaman ben de onu kandırmak için bu kibrinden faydalanmalıyım. Karga kardeş, aslında ben buraya niye geldim biliyor musun? Karga ağzındaki peynir düşmesin diye gagasını açmadan tilkiye sormuş. Niye? Duydum ki bu ormanın en güzel sesli kuşu senmişsin. Sen şarkı söylediğin zaman ormandaki tüm hayvanlar hayran hayran seni dinlermiş. Karga bu sözleri duyunca gururlanmış, tüylerini kabartmış. Kendinden emin bir ifade takınmış. Bana bir şarkı söyle de o muhteşem sesini bir duyayım. Yuvama dönünce arkadaşlarıma seni anlatayım. Tilki nihayet karganın en zayıf noktasını bulmuş. Kendini beğenmiş karga şarkı söylemek için gagasını açınca ağzındaki peynir aşağıya düşmüş ve hop kurnaz tilki peyniri kapıp yutuvermiş. Karga şaşkın öylece kala kalmış. Tüh bak görüyor musun peynirin benim ağzıma düşüverdi. Tadı pek güzelmiş.
Karga, kibri ve kendini beğenmişliği yüzünden yiyeceğini tilkiye kaptırmış. Demek ki neymiş karga kardeş? Kendini olduğundan daha büyük görmeyeceksin. Boş sözlere inanmayacaksın. En güzel benim, en akıllı benim diye ortalarda dolanmayacaksın. Ne demişler? Akıl akıldan üstündür. Tilki bunları söyledikten sonra yürüyüp gitmiş ve ormanın içinde kaybolmuş. Karga da o günden sonra bencil ve kibirli olmayı bırakmış. Ormandaki hayvanlarla iyi geçinmiş ve yiyeceğini onlarla paylaşmış.